farz kılınması. Zekatın nisap ve şartları ile birlikte verilmesi gerekli bir vecibe olarak farz kılınması, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi ancak Medine döneminde orucun farz kılınmasından sonra ve hicretin ikinci senesinde vuku bulmuştur. Zekatın farziyetini anlatan birçok ayet ve hadis vardır. Bunlardan bir kısmını şöylece zikredebiliriz. Ayetler: Ve akimus salate ve atuz zeka, namaz kılın ve zekat verin. Ekimne salate ve atine zeka, namaz kılın ve zekat verin. Ekamus salate ve atuz zeka, namaz kılar ve zekat verirler. Ekames salate ve atez zeka, namazı kılar, zekatı da verir. Le in ekamtumus salate ve ateytumuz zeka, şayet namaz kılar, zekat verirseniz. Ve ekamus salate ve enfeku mimme razaknahum sirren ve alaniye, namazı kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık olarak infak ederler. خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُضَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. Onların mallarından sadaka al ki o sadaka vasıtasıyla onları temizleyesin, kirlerinden arındırasın. Ve onlara dua et, çünkü senin duan onlar için huzur sebebidir. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak fakirlere, düşkünlere, zekat üzerinde çalışan, zekat toplayan memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, köle azadına, borçlulara, Allah yoluna ve yolcuya mahsustur. Toplanan zekat ancak bu sayılan yerlere verilir. Allah her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hadis-i şerifler. Başta Sahih-i Buhari ve Müslim olmak üzere hemen bütün hadis kitaplarında zikredilen ve Cibril hadisi olarak bilinen hadislerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine İslam sorulunca El-İslamu en ta'budallaha ve la tuşrike bihi şey'en ve tuqime s-salate ve tuaddiye zekatel mefruzate ve tesume ramazan. İslam yalnızca Allah'a ibadet etmek, ona hiçbir şekilde hiçbir şeyi ortak kabul etmemek, namaz kılmak, farz olan zekatı vermek ve Ramazan orucu tutmaktır buyurarak zekatın İslam'ın temel esaslarından bir vecibe olduğunu bildirmektedir. İslam'ın beş temel esasının anlatıldığı bir başka hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Büniyel İslamu ala khamsin şehade, en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamis salah ve itaez zekah ve al hacci ve savmi Ramazan. İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucu tutmak. Bahreyn dolaylarında yaşayan Abdülkays topluluğu, Mudar kabilesinin tecavüzlerinden korkmaları sebebiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaretine sadece savaşların durduğu haram aylarda gelebileceklerini bildirmişler ve Efendimiz'den kendilerine cennetin kapılarını açacak tavsiyeler istemişlerdi. Bu talepleri karşısında insanlığın iftar tablosunun onlara emrettiği dinin esası sayılan şeyler şunlardı: Allah'a iman ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna şehadet, namaz, zekat ve Ramazan orucu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ı Yemen'e gönderirken şu tavsiyelerde bulunmuştur: Ehli kitap bir kavme gidiyorsun. Oraya ulaştığında ilk olarak onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna davet et. Şayet bu hususta sana itaat ederlerse Allah'ın günde beş vakit namazı farz kıldığını haber ver. Bu hususta da sana itaat ederlerse
zenginlerinden alınıp fakirlerine verilecek bir sadakayı, zekatı da farz kıldığını haber ver. Şayet bu hususta da itaat ederlerse, zekatlarını toplarken mallarının en iyilerini alma. Mazlumun bedduasından da çekin. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur. Badiyeden, şehir hayatından uzaktan, çölden gelen birisi ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında şöyle bir konuşma geçer. Ya Muhammed, bize senin elçin geldi ve senin Allah tarafından gönderildiğini söylediğini ifade etti. Doğru söylemiş. Peki semayı kim yarattı? Allah. Bu dağları kim dikti ve bu şekilde kim tahkim etti? Allah. Semayı ve arzı yaratan ve bu dağları böyle diken adına soruyorum. Seni Allah mı gönderdi? Evet. Senin elçin günlük bize 5 vakit namazın farz olduğunu söylüyor. Doğru söylemiş. Seni gönderen adına söyle, Allah mı böyle emretti? Evet. Senin elçin mallarımızın zekatını vermemiz gerektiğini söylüyor. Doğru söylemiş. Seni gönderen adına söyle, Allah mı böyle emretti? Evet. Senin elçin Ramazan orucunun bize farz olduğunu söylüyor. Doğru söylemiş. Seni gönderen adına söyle, Allah mı böyle emretti? Evet. Yine senin elçin gücü yeten için haccın farz olduğunu söylüyor. Doğru söylemiş. Bu konuşmadan sonra adam arkasını dönüp giderken, seni hakla gönderene yemin olsun ki, söylediğin kadarını yaparım, ne fazla ne az deyince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. لَاِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةِ Şayet doğru söylüyorsa mutlaka cennete girer. Bu hadisin Sahih Buhari'deki rivayetinde gelen şahsın şu sözlerine de yer verilmiştir. Senin getirdiğin şeylerin hepsine iman ettim. Ben kavmimin elçisiyim. Ben Sa'd İbni Bekir kabilesinden Dımam İbni Salebe'yim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine biat eden sahabeden zekat vermeleri sözünü aldığı da çok bilinen hususlardandır. Bu hadislerin yanında hangi maldan ne kadar zekat verileceğini bildirdiği her yerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kullandığı ifadeler aynı zamanda zekatın vazgeçilmeyecek bir farz olduğunu göstermektedir ki bu konu ileride tafsilatıyla ele alınacaktır. Aslında burada zekatın farz oluşuna dair daha fazla delil zikretmek mümkündür. Yalnız biz bunların bir kısmı konu işlenirken ve ihtiyaç anında zikredileceği için burada bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Devletin organizesi. Kur'an'ın zekatın farz edileceği yerlerden birisi olarak vel amilina aleyha zekat işinde çalışanlar ifadesiyle zekat memurlarına yer vermesi bunun daha çok bir devlet organizesiyle gerçekleşeceğine işaret etmektedir. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Muaz bin Cebeli radıyallahu anh Yemen'e zekat toplama vazifesiyle amil olarak gönderdiğini en güvenilir hadis kaynakları nakletmektedir. Sahabe arasındaki genel eğilim de zekatlarını amiller vasıtasıyla Beytülmal'e vermek şeklindeydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahiret diyarına hicret etmesinden sonra da sahabe zekatlarını Hazreti Ebu Bekir'e ve onun amillerine, ondan sonra da Hazreti Ömer'e ve onun amillerine vermeye devam etmişlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zekat memuru olarak vazifelendirdiği sahabilerden bildiğimiz bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Übey ibn Ka'b radıyallahu anh, Zeyd bin Harise radıyallahu anh, İbnül Lütbiyye radıyallahu anh, Mahmiye ibn Cez radıyallahu anh, Ebu Rafi radıyallahu anh, Kays ibn Sa'd ibn Ubade radıyallahu anh, Muhammed ibn Mesleme radıyallahu anh ve Ubade bin Sabit radıyallahu anh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ruhunun ufkuna yürümesinden ve sırasıyla Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhüma devlet başkanı olmasından sonra da Enes bin Malik, Abdullah ibn Sa'di, Ebu Ubeyde bin Cerrah
ve İmran İbni Hüseyin gibi kimselerin zekat memurluğu vazifesini ifa ettikleri yine bilinen hususlardandır. Radıyallahu anhüm ecma'in. Hulefai Raşidin dönemi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra devlet başkanlığı vazifesini ilk olarak deruhte eden Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh'in duruşu, zekatın hem önemini gösterme hem de içtimai hayatta tatbikini ortaya koyma yönüyle çok manidardır. Değişik bahanelerle zekat mükellefiyetinden kaçmak isteyenlere karşı o net bir tavır ortaya koymuş ve gerekirse Resulullah döneminde zekat olarak alınan miktarın en küçüğünü bile vermeyenlere karşı savaş ilan edeceğini afak-ı aleme ilan etmiştir. Hadiseyi Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Ebu Bekir radıyallahu anh hilafete geçti. Bu arada bir kısım kabileler dinden dönmüştü. O dinden dönenlerin yanında zekat gibi bazı mükellefiyetleri yerine getirmek istemeyen kimselere de savaş ilan etmek isteyince Ömer radıyallahu anh, "Ey Ebu Bekir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Kim La ilahe illallah derse Allah hakkı müstesna bana karşı malını ve canını garanti etmiş olur. Hesabı ise Allah'a aittir dediği halde sen nasıl o insanlarla savaşırsın?" şeklinde itiraz etmiş. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh, "Vallahi namazla zekatın arasını ayıranlarla mutlaka mücadele ederim. Çünkü zekat malın hakkıdır. Allah'a yemin olsun ki Resulullah devrinde verdikleri bir oğlağı bile bana vermezlik ederlerse onları bu hareketlerinden men etmek için savaşırım." dedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, "Allah'a yemin olsun ki bu Allah'ın Ebu Bekir'in kalbine hakikati ilham etmesinden başka bir şey değildir. Neden sonra ben de bunun hak olduğuna kanaat getirdim." dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'in kararlılık ve dini meselelerdeki hassasiyeti namaz kılarız ama zekat vermeyiz düşüncesini bertaraf etmiş ve böylelikle zekat müessesesi yeniden rayına oturmuştur. Onun döneminde Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde ve Muaykib İbni Ebi Fatıma gibi kimseler zekat organizasında vazife almışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde henüz çekirdek halinde olan Beytülmal devlet hazinesi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafetinde sistematize edilmiş ve belli esaslara bağlanarak sağlam temeller üzerine oturtulmuştur. Zekat müessesesinin sistemli şekilde işletilmesi neticesinde Hulefai Raşidi'nin beşincisi kabul edilen Ömer İbni Abdülaziz devrinde orta tabakanın kuvvetlendiği ve zekat verilecek fakirin kalmadığını görüyoruz. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu neticeyi gayb aşina gözüyle çok önceden görmüş ve şu sözleriyle bunun müjdesini vermiştir. Tesaddaqu fe innehu yati aleikum zamanun yemshir racul bi sadaqatihi fe la yecidu men yaqbaluha yaqulur racul lev ji'te biha bil emsi laqabiltuha fa amma al yawma fe la hajata li biha. Tasadduk edin, zira çok yakında öyle bir zaman gelecek ki insan elinde sadakası zekatıyla dolaşacak da onu kabul edecek kimseyi bulamayacak. Öyle ki birine vermek istediğinde vermek istediği kişi şayet dün gelseydin kabul ederdim ama şimdi ihtiyacım yok diyecek. Başka bir hadislerinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mal çoğalıp sadaka verilecek kimse kalmayacağı ana kadar kıyametin kopmayacağını bildirerek bu hakikate işaret etmektedir. İşte Hazreti Ömer'in torunu Ömer bin Abdülaziz dönemi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesini verdiği bu hale şahit olmuştur. Zira zekat fonksiyonunu eda etmiş ve fakir zümreyi cemiyete orta sınıf olarak kazandırmıştır. Neticesinde de normal şartlarda kimsenin zekata ihtiyacı kalmamıştır. Alacak kimse bulunamayınca çare olarak zekat ve sadaka vermek isteyenlerin elinde kalan parayı devlet toplamak zorunda kalmıştır. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri hilafet müddetinin kısalığına rağmen adaleti temin etmiş, zulmün önünü almış ve hak sahibine hakkını ulaştırmıştır. Zira o her gün halkının arasına bir münadi gönderiyor ve şöyle ilanda bulunuyordu. Borçlular nerede? Evlenmek isteyenler yok mu?
fakirler nerede, yetimler var mı? Gelsinler onların hepsinin ihtiyaçlarını gidereyim. İslam ve diğer dinlerin zekat anlayışı arasındaki farklar. Buraya kadarki tarihi malumat içerisinde İslam'dan önceki dinlerde de zekatın mevcudiyetinden bahsettik. Şunu unutmamak gerektir ki bugün bilinebildiği kadarıyla diğer dinlerdeki zekat anlayışı ile İslam'daki zekat farizasının arasında bazı farklar vardır. Bu farkları şu şekilde özetlememiz mümkündür. İslam'da zekat hiçbir zaman mücerred bir iyilik veya hayır değildir. Aksine o İslam'ın ana rükünlerinden bir rükün, en büyük prensiplerinden bir prensip ve temel dört ibadetten birisidir. Bu sebepledir ki onu yerine getirmeyen kişi fasık olarak nitelendirilir. Farz olduğunu inkar edenin küfrüne hükmedilir. 2. İslam'a göre zekat, fakirlerin, zenginlerin malları üzerindeki hakkıdır. Bu hakkı mülkün gerçek sahibi olan Allah Celle Celaluhu tayin etmiştir. O hakkı ödemeyi mülküne emanetçi kıldığı, bekçiliğini kendilerine verdiği zenginler üzerine farz kılmıştır. Bu sebeple de zenginin vermiş olduğu zekatı fakirin başına kalkması veya ona karşı üstünlük taslaması asla söz konusu olamaz, olmamalıdır. Çünkü malın gerçek sahibinin emriyle verdikten sonra kasa başındaki adamın para verdiği kişilere karşı minnet etmeye hakkı yoktur. Yoktur, zira o sadece bir tevziat, dağıtım memurudur. 3. Zekat belirli bir haktır. İslamiyet, müntesiplerinin vazifelerini bilmeleri ve kendilerine düşen mükellefiyeti yerine getirmeleri için zekatın nisabını, miktarını, sınırını, şartlarını, verilme şeklini ve zamanını bizzat kendisi tayin etmiştir. 4. Bu hak sadece vicdanlara bırakılmış değildir. Bilakis devlet, onu adaletle toplama ve hakkaniyetle dağıtma sorumluluğu ile yükümlüdür. Bu da zekat görevlileri vasıtasıyla gerçekleşmektedir. O tabir caizse kutsi bir vergidir. Bunun için Kur'an müminlere zekat vermelerini emreden ayetlerinin yanında "Hud min emvalihim sadakaten" mallarından bir sadaka zekat al ayetiyle nübüvvetiyle beraber devlet başkanı konumundaki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hitap etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadislerinde "İnne Allah efterada aleyhim sadakaten tu'khadu min agniyaihim ve turaddu ala fuqaraihim." Allah onların üzerine bir sadaka vermeyi farz kılmıştır. Zenginlerinden alınır, fakirlerine verilir buyurmak suretiyle devletin uygulamadaki rolüne dikkat çekmiştir. 5. Devlet bu farizayı yerine getirmekten kaçınanları uygun göreceği cezalarla teedip etmeye yetkilidir. Bu ceza ve teedip mal sahibinin malının yarısını almaya kadar varabilir. Nitekim bu husus hadis-i şerifte şu şekilde ifade edilmiştir. Men a'taha mu'tajiran falahu ecruha ve men mena'aha fe inna akhizuha ve şatra malihi azmeten min azamati rabbina azza ve cel. Kim zekatının sevabını dileyerek verirse karşılığını mutlaka alır. Kim de vermezse onu ve malının yarısını Rabbimizin haklarından bir hak olarak alırız. 6. Zekatın toplanmasında devlet gevşek veya kayıtsız davranırsa yahut toplum bu görevi ihmal ederse her fert bu büyük farizayı şahsi olarak yerine getirmekle mükelleftir. Çünkü her şeyden önce zekat İslam'ın temel rükünlerinden bir rükündür ve Müslüman'ın kendisiyle Allah Celle Celaluhu'ya yaklaştığı malını ve nefsini temizlediği bir ibadettir. Devlet onu sorumlu tutmazsa iman ve Kur'an mesul tutar. 7. Zekat gelirleri sadece din adamlarının tasarruflarına terk edilmediği gibi yöneticilerin isteklerine de alıcı durumunda olanların arzularına da bırakılmış değildir. Zekatın kimlerden alınıp nerelere dağıtılacağını bizzat tespit eden kitap ve sünnettir. Zekatın toplanması kadar dağıtılması da önemlidir. Bunun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zekatın bir beldedeki zenginlerden alınacağını ve o beldedeki fakirlere dağıtılacağını bildirmiş. Böylelikle insanlar kendilerinden çıkan zekatın yine kendilerine döneceği inancıyla ayrı bir güven duymuşlardır. 8.
İslam'da zekat çoğu zaman fakirin acil bir ihtiyacını giderip yoksulluğu biraz hafifledikten sonra onu tekrar fakru zaruretiyle baş başa bırakan mücerret bir yardımdan ibaret değildir. Aksine onun hedefi fakirin elinden tutup onu fakru zaruretin pençesinden kurtarmak ve hatta bir müddet sonra onu da zekat verebilecek bir konuma getirmektir. 9. Kur'an ve sünnetin farz kılıp ahkamını vaz ettiği zekatın sarf yerleri itibariyle ruhi, ahlaki, sosyal ve siyasal bir takım hedeflerin gerçekleşmesinde büyük bir rolü vardır. Zekat fakirlerin yanında kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlere, kölelikten kurtulmak isteyen kölelere, borç altında kalıp ezilen borçlulara ve Allah Celle Celaluhu yoluna harcanmaktadır. İşte sarf alanları ve hedefleri gibi hususiyetleri açısından İslam'da zekat, diğer dinlerdeki benzeri uygulamalardan çok daha geniş alanlıdır.